Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dünkü bölümü geçememiştim. Bu bölümde geçmeye çalışacağım. Zırhımızı yeniledik. Yeni özellikler aldık. 18 tane mermi taşıyabiliyoruz artık arkadaşlar. Silah içinde 5 tane, onun haricinde de 18 tane taşıyabiliyoruz. Bıçaklarımızı da 6'ya çıkarttık. Mesafelerini de uzattık. Şimdiki görevi daha iyi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdiki görevi almak için hemen zaptiye amirinin yanına gidiyoruz. Aa, amir kapıdaymış, hemen yakaladık. Sevkiyatı durduracağız. Kervanı durduracağız arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar bugünkü gelen mesajlarda Yusuf Talha Balcı arkadaşımız kervana buradaki zabitlerin yanına getir, orada öldür dedi. Doğru arkadaşlar, ben de onu düşündüm, ancak önceki bölümlerde zabitler görevlerde ölünce görev başarısız oluyordu. Ben de o yüzden buraya getirmeden öldürmeye çalıştım gelen kervandaki kişileri. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Bu sefer buraya gelmelerini bekleyeceğim. Buradaki zabitlerle öldürmeye çalışacağım. Ama bakalım zabitlerden herhangi biri ölürse görev başarısız olacak mı? Gelmesini bekliyorum kervanın. Burada hem de 3 tane adamımız olmuş olacak. Bu 3 tane adamla biraz daha güçlü olurum. 2 var. Üçüncüsü nerede? 3 tane diye hatırlıyordum. 2 kişi mi varmış burada? 2 kişi varmış. Sanki 3 diye hatırlıyorum ama 2 kişi varmış. Olsun. 2 kişi de bize yardımcı olur. Şurada şu kutuları yola doğru vurabilirsem belki önlerini kapatırım şurada. Aynen. Şöyle biraz daha vurduk. Güzel, yolu kapattık. Şunlarla da yolu kapatayım. Atla biraz sıkıntı. Dön oğlum. Hadi Küheylan. Biraz daha yaklaşmalarını bekleyeceğim. Bizim elemanların yanına geldiği zaman bizimkiler pusuda şu anda. Evet, şu an ateş geldi. Evet, şoförü öldürdüm. Şoförü öldürdüm. Bakalım zabitler ölürse görev başarısız olacak mı? Buradan ikili çapraz atışı alıyoruz. Daha kolay tabii ki. Talha'ya teşekkür ediyorum verdiği bilgiden dolayı. Hemen ganimeti toplayalım. Birincisi kolay. Dördüncü konvoyda ölmüştüm arkadaşlar. Hatırlıyorsanız dördüncü konvoyda ölmüştüm. Birincisini hallettik. İkincisi geliyor. Bu arada zırhı %150 yaptık. Mermi kapasitemizi ve bıçak kapasitemizi arttırdık. Bizim zabitler herhangi bir hasar aldı mı görünmüyor. Almadılar gibi. Evet. İkinci konvoy geliyor. 167 akçe için. Bakalım oradan geçebilecek mi? Yanından geçebilir. Evet. Bizimkilerle çatışmaya girdi ve yandan geçti. Hemen şoförü öldürdüm. Şöyle çapraz ateşe alalım. Çok güzel. Çapraz ateşe aldık. Arabadakileri hallettik. Şarjörü dolduruyoruz. Diğer kervan yolda. Çok güzel. Diğer kervan da geliyor. Bitti mi? Var mı başka biri? Bir kişi daha var burada sanki. Onu da hallettik. Hemen ganimeti toplayalım. Hemen ganimeti toplayalım. Diğer kervan geliyor. Burada bizim elemanlar, bakın şuradaki çok hasar almış. Şuradaki çok hasar almış. Ölürse görev başarısız olacak mı? Merak ediyorum. Bakalım. İnşallah olmaz. Diğer kervanı bekliyorum. Şuradaki kutuyu şu ileriye doğru sürelim. Yola doğru. Bir tanesi çok fazla hasar aldı. Şurayı kapatabilirsem belki geçemezler. Çok fazla vurduk. Evet, orası tıkandı. Orası tıkandı. Bir tane hasar aldım. Bir hasar daha aldım. Biraz çekildim. Üçüncü konvoy biraz dişli çıktı. Dördüncüsü daha zordu. Var mı başka biri? Güzel, temizledik. Hemen ganimeti toplamak için indim. Topla onları. Enerji var mı? Bana enerji lazım. Güzel, mermi 16. 2 mermi de alabilirim. 18. Enerji galiba çıkmadı. Bu kadar kişi içinden enerji çıkmadı.
1, 2, 3, 4. konvoyu bekliyoruz. Atımıza binelim. Atımıza binelim. Şu zabitin enerjisi azaldı. Ölebilir. Şunu biraz daha şöyle yapayım. Geçmesinler oradan. Yolu tamamen kapattık. Şunu da itebiliriz. 4. konvoyu geçersek bu iş. Tamam, ona doğru attık. Hadi bakalım, 4. konvoyu bekliyorum. 4. konvoydan sonra 5 var mı bilmiyorum arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz, geçebilirsek tabii ki. Zabitlerden biri ölürse görev başarısız olacak mı, onu da görmüş olacağız. Evet, ateş etmeye başladılar. At arabasının süreni vuracağım önce. Evet, hallettik onu. Şimdi bir at arabasından neredeyse 30 kişi indi. O kadar kişi nasıl sığdılar arabaya? Hayret. Bir tane de at çekiyor onlara. Şöyle şu ön tarafı temizleyelim. Attan indi. Zabit öldü. Evet arkadaşlar, bakın. Zabit ölünce görev başarısız oluyor. Korktuğumda buydu zaten. Şöyle bir şey yapacağım. İlk 3 konvoyu burada halledip 4. konvoyu ileride karşılayacağım arkadaşlar. Çünkü zabit ölünce görev başarısız oluyor. Gördüğümüz gibi. Öyle yapalım. İlk 3 konvoyu önde karşılayalım. Hasar almadan bitirelim. 4. konvoyu da ileride karşılayalım. Yoksa zabit ölünce görev başarısız oluyor. Onu da öğrenmiş olduk, denemiş olduk. Ya da zabitin önünde karşılayacağız. Şurada karşılayacağız ki hasarları biz alacağız, zabitler almayacak. O zaman da bizim ölme şansımız var. Bakalım nasıl olacak? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. İlk 3 konvoyu önde öldüreyim. 4. konvoyu burada karşılayalım. Evet, öyle de olabilir. Aynen öyle de olabilir. İlk 3 konvoy kolay zaten. Onları yolda bitirelim. 4. konvoyu da zabitlerin yardımıyla hallederiz diye düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Doldur şarjörü. Doldurduk. Aldık. Arabada adam var mı? Var. Gizlenmiş. Güzel. Hemen in arabadan. Ganimeti topla. Köşedeki zabit ölmek üzereydi. Hem de denemiş olduk. 17, 18. Tamam. Fullledik. Fullledik. Doldur. Bin ata. Biraz daha öne gelsinler. Biraz daha öne gelsin. Ne kadar önde öldürürsek arkadaşlar, ganimeti toplamak da o kadar kolay olur. İkinci konvoy geliyor. 4. konvoyu zabitlerin orada karşılayacağım. En azından enerjileri full olur. Biraz daha dayanırlar. Evet, yandan geçti. Bir önceki sürümde arkadaşlar galiba yoldan geçemiyordu diye hatırlıyorum. Önü kapalı olduğunda. Evet, şoförü öldürdüm. Şimdi çok daha sakin ilerleyeceğim. Şarjörü dolduralım. Bir anda yayıldılar. Bir anda yayıldılar. Şu arabayı halledelim. Hasar aldık. Bu kötü oldu. Arabadakiler bayağı güzel ateş ediyorlar. Yine bir hasar aldık. İkinci konvoyda çok fazla hasar aldım. Dördüncü konvoy için zabitlere güveniyorum. Mesafe uzak. Onu da hallettik. Diğer konvoy yaklaşıyor. O gelmeden ganimeti toplamam lazım. O gelmeden ganimeti toplamam lazım. 12. Diğer konvoy geliyor. Arabadakiler ateş ediyorlar. Diğer konvoyu da biraz daha bu tarafta karşılayacağım. Arabadakiler, onları hallederiz. Onlar kolay. Diğer konvoyu karşılayalım. 4. konvoyu da en geride karşılayacağım. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Evet, bunu da menzile girmesinler. Evet, burada karşıladık. Güzel, kaçalım. Uzaklaşalım. 4. konvoy gelecek. Şu arabadakileri halledelim hemen. Arabada bir tane kaldı herhalde. Güzel. Arabayı hallettik. Şuradan biraz mermi alayım. Geliyorlar ama.
Hasar aldım. Çok kötü hasar aldık. Dördüncü konvoy yolda mı? 7 tane mermim kaldı. Şu mermileri hızlıca alalım şuradan. Sakin. Ateş etmeyin. Sakin. Al şunları. Güzel. Oo, enerji çıktı. Enerji çıktı. Bu güzel oldu. Hemen atladık ata. Şu tekli. Şu tekliyi alabilir miyim ateş etmeden? Güzel. Aldık onu. Dördüncü konvoy yolda. Dördüncü konvoyu gördüm. Şu ikiliyi alabilir miyim? Hasar aldık. Yani hasar almadan alamadık onu. Gelmelerini bekleyeceğim şimdi. Şuradaki zabiti koruyalım. Şunlar yayan gelsinler onlar. %70 gibi bir enerjim var. Zabitler full durumda. Şu anda dördüncü konvoyu zabitlerin önünde karşılayacağım. Bakalım geçebilecek miyiz? Taktiğimiz olacak mı? Zabitlerin ölmemesi lazım. Şu ikiliyi zikzak çizerek alabilir miyim? Çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Bu güzel oldu. Dördüncü konvoy geliyor. Bakalım son konvoy bu. Tabii büyük ihtimalle son konvoydur. Biraz daha yaklaşsınlar. Evet, şoförü aldım. Şimdi indiler araçtan. Şimdi indiler. Zabitlerle çapraz ateşi alalım bunları. Bir grup adam. Oo, çok kötü. Çok kötü hasar aldım. Şunu ezeyim. Zabiti öldürmesin en azından. Şunu ezdik. Zabiti korumam lazım. Arabadakileri ateş edeceğim. %50 enerjim var. Zabit güzel. Hasar almadı. Hasar almadı. Çok güzel. Hasar alma. Çok açıkta duruyor ama. Bir taneyi de ezdik. Galiba geçeceğiz. Hadi bakalım bir tur daha dönüyorum. Evet. Dördüncü konvoyu burada karşıladık ve vazifeyi de tamamladık arkadaşlar. Zabitlerin ölmemesi lazım ve kendimizin de ölmemesi lazım demek ki. İkinci taktiğimiz oldu. İlkinde arkadaşlar bütün konvoyları orada karşılarsak zabit ölebiliyor. Ya da zabitin ölmemesi için onun önünde durmamız lazım. O zaman da biz hasar alacağız. Biraz zorlu bir görevdi gerçekten. Zırhım %150 olmasaydı belki de bu enerji bana yetmeyecekti. Bu görevi de halletmiş olduk. Sonra arkadaşlar hususi vazife açıldı. Hususi vazife açıldı. 500 akçe ve 8 tecrübe. Büyük ihtimalle zorlu bir görev olacak. Bu görevi de bir sonraki videoda tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.